Şimdi sırada alternatif yönetimi ve revizyon yönetimi konuları var. Onlara biraz değinelim. Bunun için mevcut ürünümüz değil de yeni bir ürün, farklı bir ürün üzerinden örneklemeye çalışayım konuyu. Şimdi alternatif ve revizyon yönetimi şunun için kullanılıyor aslında. Üretim aşamasında ya da daha öncesinde satış aşamasında müşteriye bir ürünü konfigüre ettirerek satış yapmaya, aynı zamanda bunu konfigüre edilen özelliklerde üretimini gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Bununla alakalı örnek bir ürünümüz olsun. Yeni bir ürün kaydedelim. Ürünümüzün ismi bir koltuk takımı. Örneğin sihir kanepe diyelim örnek olarak. Burada uygun bir kategori var mı bakalım. Herhangi bir kategoriyi seçiyor olacağım. Örnek buradan bir kategori seçiyorum. Üretiliyor, tedarik edilmiyor. Prototipi özelleşebilen bir ürün. Prototiple ilgili yine reçete kısmına geçtiğimizde biraz daha örnekleyelim. Ürünümü kaydediyorum. Şimdi bu ürün detayında reçetesine geçiş yapacağım. Öncelikli olarak alternatif sorusu dediğimiz kısmı da biraz açıklayayım. Alternatif soruları bizim ürünü konfigüre ettirme aşamasında sorduğumuz aslında sorular ve bunların cevapları anlamına geliyor. Örneğin bu sihir kanepe için bir soru oluşturalım. Örneğin soru numarası mesela oturum kumaşı diyelim. Pardon, burası numaratikli. 01 oturum kumaşı olsun. OK. Açıklamasında oturum kumaşı diyelim. Varsa sözlükten bir dil seçimi de yapabiliriz. Çoklu dil çalışması için. Sanırım girdiğimiz numaraya takıldı. 111 diyelim. Kontrol edeceğim. Evet. Evet, alternatif sorumuz oluştu. Bir kısaltma olarak girdim ben bu tanımı. Normalde uzun şekliyle de yazabilirdim. Şimdi bunun için kısaltılmışına girdiğimle alakalı da az sonra ekrandan bir örnek yapıyor olacağız. Alternatif sorum şu an hazır. Bunu benim öncelikli olarak reçetede tanımlamam gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için de bir tüketim bileşenlerine, seviyelere ihtiyacım var bu reçetede. Tekrar bir yarı mamul seviyesi için sihir kanepe örneğin gövde olsun. Gövde olsun ismi. Yine ben mevcut kategorilerden bir tane şuradaki yarı mamul kategorisini seçiyorum. Bu da aynı şekilde üretiliyor.
Satışını ve tedarini yapmayabiliriz. Çünkü bu bir yarı mamul seviyesi. Kaydediyorum. Yarı mamulüm hazır. Tekrar sihir kanepeye döndüm. Ekliyorum. Tabii reçeteyi içten dışa doğru oluşturmak gerektiği için yine uyarı verdi bana. Tekrar bu reçeteye geçelim. Şimdi burada benim bir adet soru eklemem gerekiyor. Ve ben bu soruyu eklerken de yine bir dummy malzeme dediğimiz aslında. Yani herhangi bir envanter ve stok hükmü olmayan bir malzeme kullanmak istiyorum. Bunun için de bir dummy malzeme oluşturacağım. Oturum kumaşı dummy malzeme yaratıyorum. Bunu kategorisine ayırabilirim. Şu an için yarı mamul kategorisine bağlayacağım yine. Bunu envantere dahil olmayabilir. Çünkü bu bir stok teşkil eden bir bileşen değil. Üretiliyoru bunu da işaretlememe gerek yok. Hatta satış ve tedariği de işaretlememe gerek yok. Kaydediyorum. Tabii malzemeyi. Şimdi bunu şunun için yaptım. Ben sihir kanepe gövde yarı mamulün bileşeni olarak bir öncelikli soru ekleyeceğim. Ama bu soruyu eklerken de bir dummy malzemeyle bütünleştirmem lazım. Oturum kumaşını seçtim. Dummy malzemeyi. Aynı zamanda buradan bir soru seçiyorum. Kaydettim, bileşeni ekledim. Evet. Aynı şekilde reçeteyi kaydediyorum. Şimdi burada benim şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Page Setting'den alternatif soru yönetimini açmam lazım. Alternatif soru ve ürün ilişkisi kullansın. Evet, bunu işaretliyorum. Yeniden yükledim sayfayı. Bakın burada bir alternatif soru seviyesi geldi. Bunun OK yani oturum kumaşı olduğunu görebiliyorum. Tabii burada evet şöyle bir uyarıda bulundu bana. Bu seviyeyi de açmış olduğum bu dummy malzemeyi de özelleşebilir olması gerektiğini vurguladı. Onu tekrar özelleşebilir olarak seçip güncelliyorum. Tekrar yenileyelim. Evet. Şimdi şöyle bir detay var. Bu dummy bileşen seviyesini ve alternatif sorusunu işaretledim. Ancak benim bu alternatif sorunun içerisini doldurmam gerekiyor. Yani aslında bunun karşılığında yani bu soru seçimi yapıldığında arkada ham madde bileşeni olarak ham madde bileşeni olabilir, yarı mamul bileşeni olabilir. Nelerin çalışacağını, seçilebileceğini tanımlamamız gerekiyor. Burada bakalım kumaş türünde bir ham madde var mı? Yok. Biz örnek birkaç. Evet. Şuna dikkat edelim. Ben burada artı butonuna tıkladığımda benim oluşturmuş olduğum dummy malzemeyle aynı kategoriye sahip ürünleri listeliyor default'ta. Kategori seçili geldi. Tabii burada benim kullanabileceğim bir bileşen olmadığı için bunları temizliyorum. Listeleyelim.
Tekrar bir baş olarak arama yapacağım. Evet. Bakın burada daha önceden tanımlanmış kumaşlar geldi. Ben şöyle yapıyorum. Örneğin birkaç tane kumaş seçtim ve listeye attım arka plana. Şimdi ben burada normal bir ham madde bileşen de kullanabilirim. Veya bir yarım hamurda kullanmam mümkün. Yarım hamur kullanırken de aslında burada ilgili ürünün speyni seçmem gerekiyor. Sanırım bunlar alt stok kodları. Bir bakalım bizim için uygunlar mı? Tekrar bir kontrol etmekte fayda var. Evet, sanırım alt stok kodu olarak tanımlanmış bunlar. Bu tam olarak uygun olmayabilir bizim kullanımımıza. Ben yeniden sayfa yükleyip tekrar seçim yapacağım. Şöyle yapalım. Bir tane ipek kumaş seçelim. Bir tane de kırmızı kumaş seçelim. Kapatıyorum. Burada kırmızı top kumaş mesela bir yarım amülmüş. Reçetesi olan bir ürün. Kullanım oranı burada şöyle bir detay daha var. Şimdi bu fonksiyonun, bu ekranın page settingini açıyorum. Alternatif ürün miktarını girmem seçeneğim mevcut. Bu alternatif ürünün geçerlik tarihini girebilirim. Phantom olarak tanımlanabilme seçeneği de mevcutmuş. Kaydettim. Tekrar yeniliyorum. Bakın page setting'e bağlı olarak şu an ekrandaki değişti. Tekrardan ipek kumaşı seçiyorum. Bir de düz örme kumaş seçelim bu sefer. Evet. Şimdi burası şöyle düşünün. Örneğin bir koltuk üretimi yapan firma müşterilerine sipariş girme aşamasında seçebilecekleri bazı özellikler sunuyor. Yani oturum kumaşının ipek mi olacağı, düz örme mi olacağı veya bunun ne renk olabileceği ile alakalı. Ama bu seçenekler örneğin firmanın yeni model çıkartma ya da katalog kurallarına bağlı olarak da belli tarihler aralığında geçerli olması gerekebilir. Dolayısıyla bunu başlangıç ve bitiş tarihi vererek ilgili tarihlerde yalnızca sipariş girilebilmesi, seçilebilmesine olanak sağlıyor. Miktar girebiliriz. Girilmediğinde default 1 olarak algılıyor sistem. Phantom olabilir. Eğer bu bir yarım amülse ve seçim yapıldıktan sonra bu seviye için iş emri oluşmaması gerekiyorsa Phantom seçebiliriz. Şu aslında burada bir fiyat farkı eğer ürünün standart fiyatının üzerine seçilmiş olan bileşenden kaynaklı olarak fiyatının artması ya da azalması gerekiyorsa da buraya bir oran tanımlıyoruz. Ve bu orana bağlı olarak da ilgili ürünün örneğin %5 tanımladığımda ürünün standart fiyatının üzerine %5'lik bir farkla yani müşteriye aslında şöyle bir seçenek sunmuş olunuyor. Evet bu seçeneği bu ürünü bu kumaş ile özelleştirebilirsin ama sana şu kadar fiyat farkıyla yansıyabilir şeklinde bir seçenek sunabiliyor bu özellik. Ya da bunu eksi tanımlarsak da
Örneğin işte seri sonu veya outlet kumaşlarından satın alma yaparsanız işte şu kadar indirimli bir fiyata ulaşabilirsiniz şeklinde uygulama yapılabiliyor. Kaydediyorum ben girmiş olduğum seçeneklere. Şimdi şöyle bir özellikten de bahsedeyim. Girmiş olduğum alternatif seçeneklerin kartlarını bulalım önce. İpek kumaş dedik. Bir de örme kumaştı sanırım. Bir daha kontrol edeceğim. Evet. Şimdi normalde benim ürünümün ismi düz örme kumaşlar şeklinde uzun bir isme sahip. Ben bunu sipariş girme ya da üretim emri oluşturma aşamasında seçecek olduğum soruların ekrandaki tanımlarını kısaltmam mümkün. Onu da şöyle yapıyoruz. Açıklama iki alanına ben bir örneğin bir kumaş kodu da girebilirim. Örneğin işte 5563 diye bir kumaş kodu da olabilir bu. Veya daha net, sade olması amacıyla örme isminde bir açıklama girdim. Kısa açıklama. Bunu aynı şekilde diğer için de yapıyorum. İpek diyelim buna da. Şimdi tekrar geriye doğru gelelim. Alternatif sorularımızı oluşturduk. Reçetemizi, gövdemizin reçetesini oluşturduk. İçerisine alternatif soruları bağladık. Şimdi bu yarım amülü ana ürüne bağlamamız gerekiyor. Bir bakalım. Sihir kanepe gövde. Seçtim. Bileşeni ekledim. Ve kaydediyorum. İstersem şunu da yapabilirim. Ben örnek olması amacıyla sihir kanepe gövdeye yalnızca bir oturum kumaşı dummy malzeme bağlamıştım. İstersen bu seviye için farklı ham madde bileşenleri de tüketim bileşenleri de bağlamam mümkün. Ürünümüz şu an hazır. Alternatifleriyle beraber. Şimdi burada nasıl bir işlem uygulayacağız ona bakalım. Ürünü kopyaladım. Örneğin sipariş. Yeni bir sipariş ekliyorum. Kâr hesap seçelim. Örnek bir cariyi tanımladım. Merkez depo. Yükleme lokasyonu olsun örnek. Şimdi ürünü sepete bir atalım öncelikle. Ürünü ekledim. Şimdi burada bir özellik seçimi yapmam gerekiyor. Bakın burada spec dediğimiz bir kısım var basket şablonumuzda. Burada seçim penceresini açıyorum. Şimdi benim seçmiş olduğum ürün konfigüre olduğu ve içerisinde bir soru barındırdığı için ekrana seçenekler geldi şu an. Tabii bu seçenek kısmını, bu ekranı farklı şekillerde görüntülemek mümkün. Onunla alakalı da öncelikli olarak sistem akış parametrelerinde konfigürasyon yani speklerin ne şekilde oluşacağını tanımlamam gerekiyor. Şirket akış parametrelerini açıyorum. Bulunduğum şirket için tıkladım.
Bakın burada spek tanımı dediğimiz bir kısım var. Speklerin nasıl oluşacağı ile alakalı. Özellik ve varyasyonlu spek seçilmiş. Bizim ihtiyacımız olan fiyat farklı alternatifli konfigürasyon. Fiyatlı da seçmemiz mümkün. Seçiyorum. Kaydediyorum. Şirket akış parametreleri değiştiğinde oturumu bir kapatıp bir defa açmak gerekiyor. Tekrar giriş yaptım. Şimdi tekrardan spek penceresine ulaşıyorum. Burada şöyle bir detay daha var. Sayfa ayarlarında yine bununla alakalı seçenekler mevcut. Spek tipi alternatif sorulardan oluşan spek demem gerekiyor. Ürün özellikleri ve diğer ürün ağacını kullanmayacağız burada. Alternatif soruları oluşturacağız. Seçeceğiz. Spek adını da konfigüre edilen ürünlerden oluştur diyorum. Konfigüre edilmeyen bileşenler gösterilmesin. Evet, buna ihtiyacım yok. Özellikler ve işlemleri görüntülemeye ihtiyacım yok. Özel kod alanlarına da ihtiyacım yok. Daha çok basit bir, simple bir sayfa oluşturmaya çalışıyorum. Aynı isimli spek eklenemesin. Evet, şundan dolayı bazı firmalar seçilen alternatif sorular üzerinden benzersiz bir spek yaratmak isteyebiliyor. Yani örnek veriyorum. Aynı üründen, sihir kanepeden oturum kumaşı ipek olan birden fazla kayıtlı spek olması bazı firmalarda probleme yol açabiliyor. Orada reçete versiyonları ya da spekleri dediğimiz yapıyı takip etmelerini zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla bunun evet olması gerekiyor. Aynı isimli bir spek daha eklenememesi için, mükerrer kayıt olmaması için sistemde bunun evet işaretlenmesi gerekiyor. Burası kritik. Spek adı değiştirilebilsin. Hayır. Otomatik oluşsun. Değiştirilmesin bir daha. Alternatif ürün seçerken ürün adı gelsin. Ürün adı gelsin. Evet dersem alternatif ürünün tam adı gelir. Hayır dersem yalnızca açıklama iki kısmına girmiş olduğum kısaltma gelir. Şimdi tekrar sayfamı yeniliyorum. Bakın şu an sayfam değişti. Burada yalnızca şu an alternatif sorumu görüyorum. OK. İsterse bunu açıklamasını da gösterebiliriz burada. Oturum kumaşı şeklinde. Öyle yapalım. Bunu oturum kumaşı olarak güncelliyorum. Tekrar açtım spek penceresini. Bakın bu sefer oturum kumaşı olarak geldi ve seçeneklerimi görebiliyorum. İpek mi, örme mi? Eğer şunu deseydim, Page Setting'de alternatif ürün seçerken ürün adı gelsin deseydim eğer, bu sefer ürünün tam adını görecektim. Bakın şu şekilde. Tabii ben burada kısaltma olarak bunları takip etmek istiyorum. Sonuç olarak orada seçmiş olduğum tanım benim speklerimin benzersiz olmasını, çünkü spek adına göre kontrol yapıyor olacağım için aynı isimli spek eklemesini, orada küçük karakterler vesaire değişimler problem yaratmaması açısından kısaltmaları kullanıyorum şu an. Oturum kumaşı ipek olsun dedim ve kaydettim. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ben gidiyorum. Ürünümü buldum. Spekler kısmına geldim. İsteledim. Şimdi bakın. Benim ilk kaydetmiş olduğum reçetemin bir main spec ID'si vardı. 1359. Bir de sipariş aşamasında ben bir spek daha, bir konfigürasyon daha kaydettim. Bunun oturum kumaş rengi
İpek olan bir spek kaydetmiş bulundum. Dolayısıyla burada ön tanımlı olarak bu şekilde spekler de kaydedip müşterinin karşısına sipariş girişi esnasında müşteri veya satış operasyonundaki personelin karşısına yalnızca önceden tanımlanmış varyasyonları da seçtirebilirim. Ya da seçime izin verip her defasında kendi spekini oluşturmasına da izin vermem mümkün. Örneğin şu an mesela reçeteden geldim bu sayfaya. Artı butonuna tıklıyorum. Bir de örme seçiyorum oturum kumaşını. Kaydettim. Tekrar geldim spek ekranına. Listeledim. Bakın şu an bir main spek konfigürasyonum var. İki tane de özelleşmiş oturum rengi ipek olan ve örme olan iki tane seçeneğim var oldu sistemde. Tekrar sipariş sayfasına dönüyorum. Spek ekranını açtım. Listeliyorum kayıtlı spekleri. Örme ya da ipek. İstediğimi seçebilirim. Örme olanı seçiyorum şu an. Şu an atmadı galiba arkaya. Bir daha pencereyi açalım. Bir kaydedeceğim ben siparişimi. Şu an öyle mi? Tamam. Peki aynen. o zaman. Normalde burada görünmesi gerekiyordu. Ben onu tam anlayamadığım için. Yok, hata o zaten, hataymış. Yani ben de Öyle onu mi? yap. Aynen. Tamam. O zaman zaten az önce bir uyarı vermişti. Ondan dolayı sanırım siparişi kaydetmedi. Ben tekrardan sipariş girişini yapacağım. Ürünümü seçtim. Tekrardan spek seçiyorum. İpek dedim. Kaydettim. Evet. Şimdi siparişim şu an kaydedildi. Ben yine Page Designer dediğimiz yapıdan çok kısa bahsedeyim. Bununla alakalı genel sistem eğitiminde muhtemelen bahsedilmiş olabilir. Basket yapısında satırdaki alanları özelleştirebiliyorum. Örneğin spek alanı biraz uzun olarak kısa görünüyor. Burayı ben 150 yapıyorum örneğin. Ve güncelliyorum. Güncellemede bir problem oldu galiba. Bakalım. Evet. Şu an siparişimi kaydettim. Oturum kumaşı ipek şeklinde seçerekten. Bununla alakalı şöyle bir şey alabiliriz. Örneğin ürün ağacı raporuna gidelim. Bu ürünle alakalı hem main spec'ten bir rapor alalım hem de alternatifli yapıdan bir örnek rapor alalım. Bir kanepeyi seçtim. Dikey diyorum. Çalıştıralım. Şimdi bakın burada bu seviyede benim dummy malzeme dediğim oturum kumaşı olan kısım geldi. Neden? Çünkü bu default
reçete versiyonu, varyasyonu olduğu için. Ama ben istersem özelleştirdiğim spekler üzerinden de bir rapor alabiliyorum. Örneğin İpek için aldım. Seçtim, tekrar çalıştırdım. Burada normalde seçilen ham madde, yani alternatif sorunun arkasında bağlı olan ham maddenin gelmesi gerekiyor. Bakalım acaba FaceTime'e mi bağlandı? Bunu ayrıca kontrolünü gerçekleştiririm ben. Normalde dediğim gibi bu seçilmiş olan alternatif soru seçeneğindeki ham maddenin buraya gelmesi gerekiyor. Yani şu demek, ben özelleştirmiş olduğum reçetenin de tüm seviyeleriyle raporunu alabilirim demek aslında. Onun kontrolünü ayrıca gerçekleştireceğim. Şimdi alternatif yönetimi genel itibariyle bu şekilde. Eğer ben bu ürün için bir iş emri de oluşturuyor olsaydım yine aynı şekilde benim karşıma bir spek seçim ekranı gelecekti. Bir de revizyon yönetimi dediğimiz bir yapı var. Ondan da biraz bahsedeyim. Revizyonlar dediğimiz kısma geldim. Şimdi burada revizyon dediğimiz yapı hem reçetelerdeki tüketim bileşenlerini toplu olarak değişiklik yapmamıza olanak sağlıyor. Aynı zamanda alternatif soruları içerisindeki alternatif ürünlerinde değişiklik yapmamıza olanak sağlıyor. Şöyle izah edeyim. Örneğin sihir kanepe ürünü için main spek seçiyorum. Varsa operasyona bağlı, yoksa seçmiyorum. Burada birden fazla ürün de seçebilirim. Ya da ürün seçmeden direkt kategori seçebilirim. O şekilde yaptığımda da o kategorinin altında bağlı olan tüm ürünlerdeki işlem ürün olduğu aşamada sol tarafa eski ürünü seçiyorum. Oturum kumaşıydı. Sağ tarafa da değişiklik yapacağım yeni ürünü seçmem gerekiyor. Örnek veriyorum. Dokuma üstüne baskılı kumaşlar dedim. Seçtim. Şimdi burada ekle dersem yeni ürünü ekliyor. Çıkart dersem eski ürünü çıkartıyor bu seviyeden. Değiştir dersem de eski ürün yerine yeni ürünü dahil ediyor. İstersem miktarında girmiş olduğum değer olarak ya da yüzdesel olarak artırıp Excel'te biliyorum. Ben burada miktarı güncellemeden değiştir diyeceğim şu an. Evet, bakalım. Sihir kanepe reçetemize. Acaba seçmiş olduğum değerlerle mi alakalı? Tam emin olamadım. Normalde bu parametrelerde yaptığımda işlemi revizyonu gerçekleştiriyor. Bir de alternatif soru yönetimini de bu ekrandan yapabiliyoruz. Şöyle ki, örneğin bu seviye için tanımlı
alternatif ürünlerimiz vardı içerisinde. Yine revizyon ekranında bu sefer sihir kanepeye bağlı. Alternatif soru değişimi yapacağım. Örnek veriyorum. Alternatif soru dedim, değiştir dedim. Burada tabii yapı biraz değişmiş gibi geldi bana. Normalde ben burada soru içerisinde bulunan seçenekleri değiştirebiliyordum. Şöyle yapalım. Bir şu an için. Deneyeceğim. İpek kumaş yerine dokuma üstüne baskılı kumaşlar kaydedelim. Kontrol edelim. Değiştirmedi. Şunu bekliyor olabilir benden. Direkt bağlı olduğu seviyeyi bilmemi gerektiriyor olabilir. Değiştiriyorum burayı. Tekrar değiştirelim. Sanırım değiştirmedim. Burayla ilgili de biraz daha detaylı kontrolleri gerçekleştireceğim. Genel itibariyle alternatif yönetimi ve yine revizyon yönetimi bu şekilde. Tabii farklı case'lere, farklı değerlere bağlı olarak da değişiklikler gösterebiliyor. Revizyon yönetimi de bu şekilde. Öncelikli olarak kalite ile alakalı kalite kontrol kategorilerimiz var. Bunları tanımlamamız gerekiyor. Burada daha önce tanımlanmış bazı kategoriler mevcut. Biz yeni bir kategori tanımlayalım. Artıya tıkladım. Örneğin yüzey kontrolü isimli bir kategorimiz olsun. İşlem tipi kalite kontrol aşamasında birden fazla farklı operasyonlarla kontrol yapılabiliyor. Bir tedarik edilen ürünün ambar girişi esnasında bir giriş kalite kontrolü veya üretilen bir ürünün yine aynı şekilde üretim sonucuna bağlı bir kalite kontrol, ithal mal girişi aynı şekilde ya da operasyona bağlı bir operasyon sonucu girişi esnasında kalite kontrol ya da servis iş kaydına bağlı kalite kontroller gerçekleşebiliyor. Ben bunun için bir işlem seçmeyeceğim. Herhangi bir yere çıkabilsin. Standart değer 100 olsun. Değer aralığı olarak girmek gerekirse. Ölçü yine buraya da 100 giriyorum. Tolerans da artı eksi 3 olarak bir tolerans değeri girdim. Kategorimi kaydediyorum. Şimdi bu kategoriye alt tanımlar bağlamam gerekiyor bu sefer. Artıya tıkladım.
Yüzey kontrole bağlı bir sonuç. Yüzey düzgün. Yine sonuç değeri 100. Tolerans artı eksi 3. Diyorum. Bir tane daha sonuç değeri gireceğim. Yüzey bozuk olsun. Normalde burada da sonuç değeri örneğin 70 diyelim. Artı eksi 3'lük bir tolerans payı giriyorum. Şu an örnek kayıtlar girdiğim için aslında burada gerçek bir kalite kontrole dayalı değerlerle girmem mümkün. Devam ediyorum. Kalite kontrol kategorilerimizi tanımladık. Kalite başarımı dediğimiz kısım. Bu aslında bizim ilgili operasyonu gerçekleştirme aşamamızda. Evet, burada kalite başarımı dediğimiz sonuç girme aşamasında girmiş olduğumuz değerin yine renklerle gösterilerekten hangi sonuca karşılık geldiğini ifade etmeye yarıyor. Örneğin Iskarta seçtiğimde aslında bunun bir red olduğunu, ikinci kalite dersem yine kabul gördüğünü ya da yeni bir kalite başarımı da eklediğimde yeniden muayene edilmesi, yeniden kontrol edilmesi gerektiğini girebiliyorum ve bunu kalite raporlarında görüntülemem mümkün. Kalite ile ilgili, kalite işlemleriyle ilgili üretim planlamadan sonra üretim sonucu girme aşamasında örnekler gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla kalite kısmını da bu şekilde geçmiş bulunuyoruz. Üretim planlama aşamasına geçerken öncelikli olarak bizim örnek ürünümüz için bir sipariş oluşturuyor olacağız. Burada örnek bir cari üzerinden sipariş girişi yapalım. Fiyatımızı tanımlamıştık ürünümüz için. Artı butonuna örnek carimiz. Traktörde bir bakalım. Kaydı yoksa bunu gerçekleştirelim bu aşamada. Aktif alıcı ünvanı Türk Traktör anonim şirketi olsun. Ne kısaldığımız Türk Traktör. Kurumsal müşteri diyelim. Adres bilgisi. Burada isim soy isim ben örnek bir etkiliyorum. Evet, vergi dairesi Kadıköy olsun.
Kurumsal üyemizi kaydettik. Bu üye için öncelikli bir fiyat listesi belirlememiz gerekiyor. Bunun için ben risk ve çalışma bilgilerine girdim. Burada bu cari için, bu müşteri için öncelikli satış fiyat listesini seçelim. Bugün tanımlamış olduğumuz. Ve kaydediyorum. Burada çalışılan fiyat listeleri kısmı da geldi aynı şekilde. Bu cari için bir sipariş geçişi yapalım. Şu an tabii ürünümüzden stoğumuzda mevcut olmadığı için bakın burada çoklu birim oluşturmuştuk üründe. Adet, koli, poşet şeklinde. Şu an stokta olmadığı için hepsi sıfır geldi. Ben istediğim birimden şu an bir sipariş girişi yapmam mümkün. Adet cinsinden ürünü sepete ekliyorum. Miktarı da 200 adet olsun. Burada tabii normalde ben bu kurumsal üye için fiyat listesi tanımlamıştım. Aynı zamanda bu ürün için de bir fiyat tanımı girmiştik. Bakalım parametrelere bağlı olarak fiyatı gelmemiş olabilir. Şöyle, sanırım kurumsal üyemizin kategorisinden kaynaklı olarak fiyat listemi kontrol edeceğim. Bayiler kategorisini tanımlamışız. Sanırım burada, evet. Parametrelerden bir kontrol edelim. Evet. Bayiler kategorisine güncelledim kurumsal üyeyi. Şimdi tekrardan ürünü seçim yapacağım. Çünkü normalde tanımlı olan fiyat listesinden otomatik olarak gelmesi gerekiyordu fiyatının. Şimdi şöyle şununla alakalı Page Designer'da hangi formatta geleceği ile ilgili tanımlar mevcut WorkCube'de. Bakalım burada standart stok listesi olduğu için benim seçim sayfam fiyatlı da gelmedi. 2 numara ya da 12 numara demem mümkün. 12 numaralı seçim sayfasını işaretliyorum ve güncelliyorum. Sanırım güncellemeyi yapmadı galiba. Bir bakalım.
Evet, seçim sayfamız değişmedi. Peki o zaman ürünü normal şekilde sepete ekleyip fiyatını giriyor olacağım. %5,60 fiyatımız vardı üründe. İlk 100 adet. Sen buradan da seçim yapabiliyorum. Tanımlı fiyat listelerinden ilgili fiyatı da seçmem mümkün. Şu şekilde. Burada siparişin aşaması dediğimiz bir alan mevcut. Bu aşama manuel de güncellenebilir. Bu siparişin henüz aşama olarak, satır aşaması olarak açık mı olduğunu, daha çok satın alma siparişlerinde kullandığımız tedarik mi olduğu veya üretime göndermem gerekiyorsa da üretim mi olduğu veya sevki hazır mı olduğuyla alakalı da sevk statüsünü seçebiliyorum. Tabii bu yalnızca manuel olarak güncellenmiyor. Sürece dayalı olarak da Worklib'de Action File dediğimiz yapılarla iş akışı yönetiminden otomatik güncelletebiliyoruz. Şu an için ben açık aşamasıyla kaydettim bu siparişi. Kaydediyorum. Burada teslim tarihi normalde müşterimizin istediği tarihi satır bazında tutmamız mümkün. Tarih alanı var birkaç tane basket şablonunda. Aynı zamanda bizim gerçekte bu ürünü yaklaşık bir örneğin artı eksi 2 günlük sapma ile hangi tarihlerde teslim edebileceğimizi de bu alanda tutabiliyoruz. Bunu bir öngörü niteliğinde teslim tarihi hesaplatmak mümkün. Burada yine bu parametreyi açıp kapatabiliyoruz kullanımını. Ben tıklıyorum. Buradaki hesaplamayı şu şekilde yapıyor sistem. İlgili ürünün üretildiği istasyonlardaki doluluk oranları, yine eğer ki bu ürünün üretiminde kullanılacak olanlar ham maddelerin mevcutta stokta olmaması durumunda tanımlamış olduğum tedarik sürelerine baz alaraktan ve üretim istasyonlarındaki doluluk oranlarını baz alaraktan bana ürünü yaklaşık hangi tarihlerde teslim edebileceğini öngörebiliyor sistem burada. Yine artı eksi bir sapma payıyla. Bununla alakalı yani algoritmalar geliştirilebilir. Sonuçta bunlar firmadan firmaya değişiklik gösteren parametreler. Standart bir öngörü niteliğinde yaklaşık tarihi, teslim tarihini verebiliyor sistem. Burada istasyonlarda herhangi bir doluluk olmadığı ve stok strateji olarak bir değer girmediğimiz için bunu direkt bugün teslim edilebilecek şekilde bir öngörüde bulunabiliyor sistem. Şimdi ben bu siparişi üretim olarak güncelliyorum aşamasını. Manuel yapıyorum şu an için. Dediğim gibi iş akışı yönetimine bağlı olarak da farklı senaryolarda bu aşamaların değişmesi mümkün. Siparişim şu an üretim aşamasında. Burada yavaş yavaş üretim planlamaya geçebiliriz. Üretim planlama, üretim siparişler. Burada birçok seçim kriteri mevcut. Müşteriye göre de filtreleyebilirim. Ürüne veya kategoriye göre de filtreleyebilirim. Durumu üretim emri verilmeyen siparişler olarak direkt listeliyorum. Burada bakalım bizim ürünümüz şurada en alt kısımda geldi.
Bu listede ben siparişimi hangi cariye ait olduğunu, miktarını görüntüleyebiliyorum. Eğer ikinci birim varsa aynı şekilde bunları görüntüleyebiliyorum. Şimdi Workgroup'te üretimde bir üretim talebi dediğimiz bir yapı var. Bir de üretim emirleri dediğimiz bir yapı var. Üretim talebi henüz planlanmamış. Yalnızca talep niteliğinde oluşan kayıtları içeriyor. Dolayısıyla bu sipariş içinde herhangi bir üretim talebi oluşmamış, üretim emri de oluşmamış. Birebir sipariş miktarıyla aynı şekilde kalan miktarı görüntüleyebiliyorum. Burada çalışma planımı değiştirebilirim. Şu an için normal çalışma planı default'a geldi. Yine bu sayfanın page setting'ine bakalım. Burada yine spec gösterilip gösterilmeyeceği, stok kodu, varsa ikinci birim gösterilmeyeceği parametreleri mevcut. Çalışma programı yine vardı ya. Toplam sipariş miktarı, acil ihtiyaç miktarını toplam sipariş miktarını hesapla denmiş. Böyle bir özellik varmış burada. Grupla checkbox ile alakalı bir parametre bu. Gruplama mantığı da şu işe yarıyor. Ondan da bahsedeyim yerim gelmişken. Eğer burada siparişten bağımsız aynı üründen açılmış birden fazla iş emri varsa ben onları işaretleyip gruplama yani tek bir iş emrine dönüştürme yapabiliyorum. Bununla alakalı parametremizi tekrar bir bulalım. Burada normalde grupla butonu çıkıyor. Bir yandan parametrelere devam ediyorum. Spec alanında gösterilecek bilgi, spec'in numarası ya da ismi de görüntülenebilir. Termin hesabı yapılsın. Evet, işaretlemek mümkün. Bu da aynı şekilde sipariş ekranındaki gibi bir öngörü niteliğinde istasyon doluluk, ihtiyaç olunan bileşenlerin yaklaşık teslim tarihlerinde kataraktan bir termin hesabı yapabiliyor. Kuyruk teorisine göre çalışmak şu. Sistem benim girmiş olduğum üretim planlama tarihini değil de aslında o ürünün üretilecek olduğu ana seviye ve alt bileşen seviyeleriyle beraber istasyonların doluluk oranlarına bakıp en müsait olan ilgili tarihe üretim emri otomatik oluşturabiliyor. Yani oradaki sıralamayı kendisi otomatik belirliyor sistem. Bu özellikle birebir sonluk kapasiteye göre çalışan firmalar için diyelim. Önemli bir özellik. Ama burada tamamen tarihleri de üretim planlama uzmanı, operatörü belirliyorsa bu devre dışı bırakabilir. Genellikle kuyruk teorisine göre çalışma yöntemiyle sistem ilerliyor. Teslim tarihinin satırdan mı, belge başlığından mı geleceğini belirliyor. Miktar kadar talep ve emir oluşturma işlemi burada fazladan talep veya emir oluşturulabilsin parametresi aslında bu. Ben bunu evet dersem ilgili miktardan fazla talep veya emir oluşturamıyorum. Hayır diyorum şu an için. Üretim emri oluşturulabilsin. Evet, butonların gelmesiyle alakalı alt kısımda. Talep oluşturmayın aynı şekilde. Spek açıklaması evet ya da hayır şeklinde olabilir. Kaydettim.
Tekrar yeniliyorum sayfamı. Tabii burada seçmiş olduğum ürün ve spektrumi görüntüledim. Şimdi burası benim bu ürünü direkt üretim planlamaya gönderebilmemi sağlıyor. İstersem örneğin periyodik bir planlama yapıyorsak eğer, bunu örnek veriyorum 32. hafta planı veya işte aylık bir üretim planlama yapıyorsam Ocak 2021 planı şeklinde özel bir talep numarası oluşturabiliyorum. Bundan sonraki aşamada üretime veya yalnızca talep oluşturma ekrana yönlendirebilirim bu siparişi. İyi günler.